Ah Osmaniye, çok şaşırttın bizi bu sefer. Fırtına Tanrısı Tarhun Saz'ın heykelinin bulunduğu yerdeyiz şu an. Ben ilk defa rastladım böyle bir eve. Şimdi Arslan Taş'a doğru gidiyoruz. Orası da çok önemli yine buralarda. Bu bölgenin en önemli yerlerinden bir tanesi. Bakalım nasıl bir yermiş, çok merak ediyoruz bakalım. Yeni videomuzdan herkese selamlar. Bir önceki videomuzda sizi Çukurova'nın Efes'i Kastabala'da bırakmıştık. Osmaniye'yi keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de UNESCO Dünya Mirası listesindeki Karatepe Aslantaş'a dönüyor tekerimiz. Videomuz başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Aslantaş mevkine doğru döndük. Önce bir Aslantaş Barajı'nı göreceğiz sanıyorum. Öyle bir tabela gördüm. Tarafında şuradan henüz görünmüyor ama birazdan göreceksiniz. Aslantaş göleti var, gölü var. Çok güzeldi manzarası. Yolu ağaçların içerisinden devam ettik. Evet, baraj gölü de hemen sağ tarafta, belki ara ara görüyorsunuzdur. Çok kısa bir yolumuz kaldı. Bakalım nasıl bir yermiş. Baraj gölü kenarında piknik alanları var. Hatta güzel yerler de gördük sanıyorum. Kamp yapmak yasak ama hemen barajın yanında dinlenebilir, piknik yapabilirsiniz. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi. Burası girişti. Ha? Evet, çok güzel bir yermiş. Yani alt tarafında, yani göle yakın olan kısımda piknik alanları çok güzeldi. Çok güzel yerler gördük. Burhan Bey gönderdi de. İçeri alalım. Karatepe Aslantaş mevkine geldik. Burası Hititlerin son kalesi olma unvanına sahip. Evet. Şurası çok ilgimi çekti. Adanalıların hükümdarı. Yani Adanalıların hükümdarı. Evet, evet. O zaman da evet. O zaman da Adanava deniyormuş. Kral çok barışçıl olmasıyla ünlü. Herkesle, çevresindeki tüm ülkelerle barışıkmış. Çok halkını seven, onları bolluk bereket içinde yöneten bir hükümdarmış, kralmış. Ve tam şimdi baraj gölü var gerçi ama evet, o zaman öyle da güzel bir yerde ki su varmış. Buraya çok güzel oturma alanları da yapmışlar. Piknik alanları. Piknik alanları yapmışlar. İnanılmaz güzel yani. Göl var zaten, yan tarafta baraj gölü var. Evet. Manzarası çok güzel. Tarihi zaten ayrı, onu söylemeye hiç gerek yok. Evet, zaten burası bir sınır kalesi. Şimdi kaleye doğru tırmanıyoruz yine. Evet. Acayip güzel bir yarımada gibi kale. Bakalım şimdi yukarıda neler göreceğiz ama hani Hititlerin bildiğiniz aslan taş oyması çok bariz şekilde göz önünde. Aynı zamanda buranın şöyle bir önemi de var. Türkiye'nin ilk açık hava müzesi. Yani evet, gerçekten hem çok büyük bir alanda hem de şu an bulundukları yerlerde sergileniyorlar.
İlk evet. bulunuş hikayesi de çok ilgi çekiciydi biliyorsunuz. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Burhan Bey bize bunu biraz anlatmıştı. Karatepe köyünde bir çoban hayvanlarını otlatırken aslan başlı taşlara rastlıyor. Köye döndüğünde bunu hemen ilkokul öğretmeni Ekrem Kuşçu'ya anlatıyor. Ekrem Hoca da hemen Adana Müzesi'ne, onlar da İstanbul'a bilgi veriyor. Ömrünü Hitit hiyerogliflerini çözmeye adamış Alman Profesör Bossert, asistanı o dönemde doçent olan Halet Çambel ve Nihat Ongusu ile bölgeye araştırma yapmaya geliyorlar. Ekrem Kuşçu bölgeyi gösteriyor ve kazı çalışmaları 1946'da resmen başlıyor. Bulunanlar, şöyle söyleyebiliriz, Demir Çağı'nın karanlık dönemini aydınlatmış. Evet, bir dönemini aydınlatmış. Evet, çünkü Hititlerin biliyorsunuz bir hiyeroglif yazısı var. Hem hayvanları kullanıyorlar, semboller kullanıyorlar, hem yazıları kullanıyorlar. Burada ikisini de buluyorlar ve ikisindeki eşleştirmeyle bir dönemi aydınlatıyorlar. Evet, evet, kesinlikle. O yüzden de çok önemli bir yer aslında. Bulunduğu yer itibariyle de canınızın böyle sıkılacağı bir yer değil. Hem buraları dolaşıp hem pikniğinizi yapabilirsiniz. Evet. Burada göl manzarasında gerçekten çok keyifli bir seyahat olacaktır diye tahmin ediyoruz. Biz çünkü çok keyif alıyoruz. Bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Şöyle manzaralar gelmeye başladı. Ah Osmaniye. Çok şaşırttın bizi bu sefer. Gerçekten arkadaşlar, yol üstünde geçip gitmeyin. Vaktiniz varsa mutlaka buralara uğrayın. Fırtına Tanrısı Tarhun Saz'ın heykelinin bulunduğu yerdeyiz şu an. Gerçekten çok ilginç bir yapıt. Çünkü Fırtına Tanrısı'nın bulunabilen en iyi örneklerinden bir tanesi. Ve şu an Osmaniye'de bulunuyor. Önünde Finikece yazıtlar var. Bu yazıtların arka tarafında da yine Asativatas'ın Ben Kral Asativatas diye seslendiği bir şey var. Kaide iki tane boğa figürünün üzerinde bulunuyor. Bulunduğunda da 86 parçadan oluşuyor ve bunlar restore edilerek buraya yerine yerleştiriliyor. Fırtına Tanrısı'nın sırtındaki yazılarda Kral Astivatas, ben gerçekten Astivatas'ım, güneşin adamı, Fırtına Tanrısı'nın kulu diyerek başlıyor sözlerine. Ve sonunda diyor ki, kim Astivatas'ın adını buradan siler, başka bir ad yazar, bunun ötesinde kente göz diker, işte o zaman gök tanrısı, yer tanrısı ve evrenin güneşi o kişiyi yeryüzünden silecektir der. Açık Hava Müzesi'nin bulunmasında ve çıkarılmasında çalışan görevlilerin kaldığı evler bildiğiniz hasır ev, çok ilgi çekici bir ev olmuş ve o dönem kazı çalışanlarına yurt olmuş bunlar. Ben ilk defa rastladım böyle bir eve. Çok ilginç. Kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Fenike tarzı bir savaş gemisi. Ondan sonra balıklar, balık tutan adamlar, görebiliyor musunuz? Çok net. Kazanılmış bir deniz zaferini kutluyorlarmış bu vatandaşlar. Açıklamasında öyle yazıyor. Öyle mi? Hititlerde çok göreceksiniz, görürsünüz. Hayat ağacı, iki tane keçi ve hayat ağacı kazınmış. Çok ilginç. Net. Hitit yazılarına çok net bir örnek. Çok net görünüyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki aslan taş, hiyeroglif yazılarının en uzun çift dilli metinlerinin okunduğu yer. Burada bulunan anahtar metinlerle dünya üzerindeki tüm hiyeroglifler okunulabilmiş
Özellikle Hattuşa'daki metinler okununca anlaşılmış ki dünya uygarlığının beşiği Anadolu tarihi Yunanlılarla değil Hititlilerle başlamış. Yani bu keşiflerle tarihçiler dünya tarihini yeniden yazmışlar. Çok eğim yok ama. Buradan ayrılmadan Halit Çambel'den bahsetmeden geçmeyelim. Birlikte kazılara başladığı Profesör Bassert evine dönünce tüm imkansızlıklarına rağmen bölgede kalmış ve Kadirlilerin yardımıyla buradaki eserleri ülkemize ve dünyaya kazandırmış. Büyük bir özveri, ruhu şad olsun. Karatepe Aslantaş gezimizi tamamlıyoruz yavaş yavaş. Evet. Ama çok güzel bir yerle karşılaştık. Özellikle Hititlere, Asurlara, Fenikelilere ulaşan çok net hieroglifler, evet. Figürler, buluntular, çok güzel şeyler vardı. Yani böyle yerlere geldiğim zaman ben böyle çok böyle düşünceli oluyorum. Yani gerçekten bulunan en iyi örnekler toplanmış, bir araya getirilmiş, çok evet. Ciddi bir emek var. Çok keyif aldım ben ve bölge olarak da çok beğendim. Evet, yani bulunduğu yeri, doğasını. İçeride kesinlikle canınız sıkılmayacak, ondan eminim yani. Yani gel. Evet, çok etkileyici. Evet, yani dediğimiz gibi Yarımada Kale gibi düşünün. Etrafındaki baraj gölünü izlemek bile çok güzel. Hani tarihe merakınız yoksa bile gelip buranın etrafında çok güzel piknik alanları yapılmış. Oralarda pikniğinizi de yapabilirsiniz. Ama gelmişken, hani buraya kadar gelmişken bunları görmelisiniz. Çünkü çok net ve önemli şeyler. Ya çok hayret edecekler zaten. Yani ilgisi olmayan birinin bile o taş, hani büyük büyük kalıp taşların, kabartmaların önünde durup baka kalmaması bence mümkün değil. Çünkü gerçekten kusursuz yapılmış ve şu an çok iyi durumdalar. Hani ben bu kadar iyi örneğini görmedim açıkçası. Hani bu kadar belirgin. Evet, evet, çok yıllar net. İçerisinde çünkü biliyorsunuz zedelenmiş oluyor vesaire oluyor. Gerçekten birçok iyi örneğin bulunduğu, bir araya getirildiği bir yer olmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum gerçekten. Gerçekten evet. Teşekkür ederiz. Biz de çok güzel yerler görmüş olduk. Karatepe Aslantaş Kalesi'nden ayrılıyoruz arkadaşlar. Buradaki gezimizi tamamladık. Buralara geldiğinizde birazcık zaman ayırmanız çok değerli olacaktır. Çok seveceksiniz. Mutlaka görmelisiniz. Şimdi Kadirli'ye doğru devam ediyoruz. Kadirli'de çok özel bir şey göstereceğiz size. Sağ olsun İlk Müdürümüz çok yardımcı oldu. Yeni bulunan çok özel bir şey, bir buluntuyu göstereceğiz. Çok ilginç. Hadi bakalım gidelim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda Özgür'ün de dediği gibi çok özel bir yere gidiyoruz. Henüz dünya üstünde sınırlı kişilerin görebildiği bir yer olacak. Videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.